Size Siemens'in The Crystal adlı ofis karma iş yeri binasından bahsedeceğim. Londra'da yer alıyor bu bina. Siemens sürdürülebilir endüstriyel ürünlerini üretmek ve geliştirmek için bir ofise ihtiyaç duyuyor. Bunun için Wilkinson Eye mimarlık şirketiyle görüşüyor. The Crystal bu ihtiyaçtan çıkıyor ve bu sürdürülebilir ürünler ürettikleri ofisin de aslında bu sürdürülebilirliğe bir örnek teşkil edecek bina olmasını talep ediyorlar. Bu binanın da bir vitrin olarak kullanılmasını istiyorlar. İçinde sergi alanları, konferans tesisleri ve bir teknoloji ve inovasyon merkezi barındıran 6300 metrekarelik bir bina. Yapı Siemens'in küresel yeterlik şehirleri merkezine ev sahipliği yapıyor. Yapının kristal şekli birçok sanal testlerden sonra ışığı ve sıcaklığı en iyi kullanan form olarak ortaya çıkıyor. Projenin çevre mühendisliğini Arup üstleniyor ve yapıyı fosil yakıt kullanmayan tamamen elektrikli olarak düzenliyor. Yağmur suyunu toplayıp içilebilir hale getiriyorlar. Bina su kullanımı açısından %90 kendi kendine yetebiliyor. Sadece pasif enerji değil, çeşitli teknolojilerle aktif sistemleri de kullanıyorlar. Isıtma, klima, havalandırma sistemleri, hava istasyonları, aydınlatma kontrolleri, yeraltı kaynaklı ısı pompaları, güneş enerjisiyle çalışan sıcak su sistemleri, siyah ve yağmur suyu sistemleri, yangın alarm ve tahliye sistemleri, fotovoltaik sistemler ve enerji yönetim sistemi tarafından çalıştırılıyor. Yapının malzemelerine ve strüktürüne baktığımızda da proje farklı şeffaflık seviyelerine sahip farklı türde yüksek yalıtımlı camlar kullanılarak oluşturuluyor. Yapının bütün cephesi cam ve altı farklı camdan oluşuyor. Güneşin daha dik geldiği ve sıcaklığı kontrol edebilmek açısından önemli olan yerlerde daha opak camları tercih ediyorlar. Işığı almak için de güneşin daha az geldiği cephelerde daha şeffaf camları tercih ederek böyle bir ışığı ve sıcaklığı kontrol edebilmek için cephede bir önlem alıyorlar. Tabii bu tamamen cam olan cephe strüktürel açıdan da taşınabilmesi için çeliği zorunlu olarak getiriyor. Malzemelerine baktığımızda tamamen zemini beton yapıyorlar sadece. Geri kalan bütün çerçevesi çelik olarak düzenleniyor, çatısı dahil olmak üzere. Ve üzerine de cam paneller, fotovoltaik paneller döşeniyor. Yapı uluslararası bir enerji verimliliği açısından en saygınlı iki ödül, BREEAM ve LEED ödüllerine sahip. Sürdürülebilir tasarımın en iyi uygulama standartlarını belirleyen sürdürülebilir binalar için dünyanın önde gelen tasarım ve değerlendirme yöntemi, enerji ve çevresel tasarımda liderlik, yeşil binaların tasarımı, inşası, işletimi ve bakımı için bir dizi derecelendirme sistemi. Bu sertifikaları almak da tabii yönetim, sağlık, konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi kullanımı, kirlilik gibi birçok kriterleri göz önünde bulundurduktan sonra bu sertifikalara sahip olabiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Selcan devam ediyor. Merhabalar hocam. Ben de sayı tesisatından bahsedeceğim. Öncelikle yağmur suyu çatıdan toplanarak 30 metreküplük yeraltı depolama tanklarında depolanıyor. Bunu ortadaki grafikten de görebiliyoruz. Suyun %80'i güneş enerjili ısıtma ve toprak kaynaklı ısı pompalarıyla ısıtılmakta. Tuvaleti temizlemek için kullanılan suyun %100'ü ise hali hazırda kullanılmayan su ile temizleniyor. Yani gri su sürekli bir döngü içerisinde. Toprak kaynaklı ısı pompaları binanın neredeyse tamamının ısıtmasını ve soğutmasını sağlıyor. Sistem suyun toprağın derinliklerine uzanan bir boru aracılığıyla çalışmakta. Toplam 17 kilometre uzunluğunda ve 150 metre derinliğine ulaşan 199 adet boru bulunuyor. Bu bina %100 kendi elektriğini üretmekte. Bu elektrik enerjisinin %20'sini çatının 2 bölü 3'ünü kaplayan güneş panelleri ve fotovoltaik çatı panellerinden üretiyor. Görselde de gördüğümüz gibi. Gün ışığı yazısının altında bulunan fotovoltaik paneller ve güneş enerjili su ısıtıcıları bulunmakta. Yağmur suyu konusuna gelecek olursak da yağmur suyu binanın çatısında toplanmakta. Yer altında 30 metreküplük daha önce söylediğim depolama tanklarında depolanıyor. Toplanan su filtreleme ve ultraviyole dezenfeksiyon yoluyla arıtılıyor. Geri dönüştürülmüş suyun tamamı sulama ve tuvalet drenajında kullanılıyor. Burada görmüş kırmızı kutu içerisine alınmış yerde yandaki grafiğin aslında grafik hali. Burada da görmüş olduğunuz gibi yağmur suyu ilk önce toplanıyor ve oradaki 30 metreküplük depolama tankında depolanıyor. Kullanılabilir ve kullanılamayan olarak ayrıştırılıyor. Kullanılabilir su kullanıldıktan sonra siyah suya dönüşüyor ve kullanılamayan su zaten
sürekli bir döngü içerisinde olduğunu söylemiştim. Bu döngüde bitkilerin sulanması ve tuvalet drenajının temizlenmesinde kullanılıyor. Ardından siyah su tekrar arıtılabilen kısmı tekrar o gri su döngüsüne giriyor ve kullanılamayan kısmı da atık olarak atılıyor. Böylece su atıklarının %100 yeniden kullanılarak drenaj sistemi iyileşiyor, binanın sürdürülebilirliğinin artıyor ve kanalizasyona akan atık miktarı da azalmış oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı sıhhi tesisatta. Merhabalar. Bundan sonrasını ben anlatacağım. Öncelikle bir şeye değinmek istiyorum şöyle. Binanın zaten Londra'da olduğunu söylemiştik. Hani iklimlendirme, ısıtma ve havalandırma ile ilgili yapılanları bilmek için aslında bilmemiz gereken birkaç ön bilgi var. Bunlardan birisi Londra'daki hava durumunun oldukça kötü olması. Yani hani mutlaka biliyoruzdur, filmlerde, dizilerde karşımıza Yağmurlu. çıkmıştır zaten. İnanılmaz yağmur. Yani yazın normal bir günde yürürken bile bir anda yağmur bastırabiliyor. Ve bu yüzden güneşli gün sayısı da oldukça az aslında. Yağmur yağmadığı zamanlarda bile havanın oldukça kapalı olduğunu biliyoruz. Bu gibi bir durumda LEED ve birim sertifikasını almasını istedikleri bir durum da var. Diyorlar ki biz enerji etkin bir bina yapmak istiyoruz. Yaptığımız binanın özellikle hani kendi enerjisini kendisini karşılamasını ve çevresine de bu konuda bir emsal teşkil etmesini istiyoruz diyorlar. İlk, bu ısıtma, iklimlendirme, havalandırma koşullarına baktığımızda ilk baktığımız şey bu yandaki diyagram olabilir aslında. Buna göre konumlandırıyorlar zaten binayı. En etkin bir şekilde ışığı nasıl alabiliriz? En etkin bir şekilde çatıdan nasıl faydalanabiliriz? Güneşin zaten çok az olduğunu düşünürsek bu güneşten nasıl faydalanabiliriz diye düşünüyorlar. Zaten Şener arkadaşımız bahsetmişti. Binanın genellikle cam bir formu olduğunu görüyoruz. Bu aslında şu gördüğümüz şu kırık. Aslında bunların hiçbiri kafadan yapılmış şeyler değil. Planlanarak yapılıyor. Yani şu kırık bile aslında güneş ışığının en çok alınması gerektiği istenen bu kafe gibi, restoran gibi alanlar ve insan sirkülasyonunun fazla olduğu, dolayısıyla ısıtma giderlerinin daha az olacağı, ısıtmaya daha az ihtiyaç duyulacağı ofis gibi alanlarda bu şekilde daha farklı bir açıda güneşe konumlandırıp alınmayacak şekilde planlanılmaya çalışılıyor. Birkaç diyagram üstünde şu şekilde göstermek istiyorum. Üçlü cam sistemi kullandıklarını görüyoruz. Şu yukarıdaki resim gibi aynen. Güneşi böyle baktığımız zaman bu şekilde cam, bu şu cama çarptığında buradan çarptığını ve aşağı doğru devam ettiğini görüyoruz. Bu kısımlarda ofis planları olduğu için oraya güneş enerjisinden doğal ısıtmayı çok fazla almamaya çalışıyorlar. Çünkü hani biliyoruz bunu, insan sirkülasyonunun olduğu yerlerde hava çabuk ısınıyor. İç mekan hacmi çok fazla hani ısınmaya başlıyor ve soğutma için belli bir gider ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyorlar aslında. Ama kafe gibi, sergi alanı gibi olan yerlerde ise ısıtmadan, doğal ısıtmadan olabildiğince hani etkin bir şekilde faydalanmak istiyorlar. Pasif aslında yani. Bu şekilde yaptıktan sonra da binanın ısıtma faturasını tam olarak sıfır euro endekslemeyi amaçlıyorlar. Doğal havalandırma sistemini aslında kullanmaya çalışıyorlar genellikle. Bu sergi alanı gibi yerlerde bu doğal havalandırmayı çok net bir şekilde kullandıklarını görebiliyoruz. Sadece bu akustik koşullar nedeniyle auditorium alanında bir mekanik havalandırma kullanmak zorunda kalmışlar ki bunun da dışarıya doğru bacalarına bir çıkışını sağlamışlar bu havalandırmanın. Bina kendi enerjisini kendi ürettiği gibi aynı zamanda çevresine de bir emsal teşkil etmek istiyor demiştim. Bunu da şu şekilde görebiliyoruz. Çevresinde elektrikli araç şarj noktası bulunuyor. Ve şunu da diyorlar aslında. Buraya gelen insanlar buraya ulaşırken de belli bir enerji harcayacaklar. Yani ulaşım enerjisi veya bir şekilde araçla bir şekilde buraya geleceklerse bir yakıt tüketecekler. Bunun da önüne geçmek için biz gerçekten bir emsal teşkil ediyoruz demek için ulaşıma en yakın yerde bir arazi seçiliyor zaten ilk başta. Ve bisiklet park yeri de, bisiklet yürüyüş yolları da bulunduruyorlar arazi içerisinde. Yandaki diyagramlara baktığımızda aslında kafe, kuaye gibi ısı ihtiyacının daha yüksek olduğu alanlarda hafif yalıtımlı paneller, ofis gibi birimlerin olduğu yerlerde ise yoğun yalıtımlı paneller kullanılmış. Bunun dışında şu hacimdeki, aslında şurada da bahsetmiştim, en başta da bahsetmiştim. Cephedeki kırıklanmaları görebiliyoruz. Cepheyi bu tamamen buna göre ayarladıklarını görebiliyoruz. Havalandırma ile alakalı bir iklimlendirme ile alakalı ve havalandırma ile alakalı bahsedeceğim bir diğer şey ise de bu şekilde bir açıklıkların olduğunu görüyoruz. Bunlar hani bu açıklıklar genellikle cam cephede veya cephenin çatı kısmındaysa daha çok cephede kullanmayı tercih etmişler. Çatıda da var ama cephede çok daha fazla kullanmayı tercih etmişler. Bunlar kontrollü havalandırma sistemleri ve kesitte de gösterebilirim. Bu şekilde şuralarda farklı noktalarda bulunarak orada bir sirkülasyon, hava sirkülasyonu sağlanmasını, havalandırmanın olabildiğince pasif bir şekilde
sağlanmasına çalışıyorlar. Yangın tesisatına baktığımızda, yani İngiltere'deki yangın tesisatına çok hakim değilim ama Türkiye'deki bildiğimden dolayı bazı evrensel şeylerin olduğunu biliyorum. Onlardan bahsedebilirim. Mesela bu yangın merdivenlerinin kesinlikle bir korunması gerekiyor. Bunu kendi içlerinde sağlayabiliyorlar. Sprinkler sistem uyguluyorlar. Fakat hani bu sergi salonu gibi olan yerlerde kuru söndürme sistemi uyguladıklarını biliyoruz. Merdivenleri, çıkış noktalarını veya kendi içerisinde zaten 3 katlı bir bina aslında. İlk katı oldukça geniş. Kendi içinde çıkış noktalarını veriyorlar ve bunda belli bir o yangın yönetmeliğinde belirtilen mesafeye göre konumlandıklarını biliyoruz. Bir hortum makarası koydukları yerleri falan lejantten görebiliriz aslında. Bu şekilde bir yangın çıktığında hemen acil bir müdahale yapılmasını istiyorlar. Benim şu an bahsedeceklerim bu kadar. Bizim sunumumuz da bu kadar sanırım.